Hayırlı sabahlar, hayırlı seherler. Horoz sesi geliyor mu bilmiyorum, size ulaşıyor mu? Her sabah horozlar öttüğü vakit babamın dilinde aynı cümle. Horoz kadar aklın yok mu? Yatma uyan seherlerde. İstanbul'daki Zekeriya köydeki evimizde horoz beslemeye başlamıştım tavuklarla. Tabii ben horozların melekleri gördükleri vakit öttüklerini bilmiyorum. Düşünsenize, eskiden saat yoktu. Sabah namazını kim haber veriyordu insanlara acaba? Kuşlar, horozlar. Benim horoz da sürekli ötüyor. Allah'ım ya Rabbim, site içinde oturuyorum. Milleti rahatsız edecek diye ödüm kopuyor. Aşağı iniyorum, yanına gidiyorum, susuyor. Yukarı çıkıyorum, tekrar ötmeye başlıyor. Geçmiş gün tam hatırlamamakla beraber 78 kez ötmüştü sanıyorum. Bir horozun sabah 78 kez öttüğünü düşünebiliyor musunuz? Üşenmedim, saydım. Ne kadar acaba ödecek bu horoz? Nihayetinde aldığım kişiye geri verdim. Yumurtalar da artık eskisi kadar lezzetli olmamaya başladı. Yüce Rabbimizin öyle bir dengesi var ki, yani o horozun o tavuklarla beraber aynı kümeste yaşaması lazım yumurtaların lezzetlenmesi için. Hayatta hiçbir şey sebepsiz değil. Bugün sabah sohbette, seher sohbetinde ne anlatsam arkadaşlarla, ne paylaşsam sizlerle diye düşünürken iki konu geldi. Toronto'dan sevgiler diyor. Tüh, gözlüğümü yanıma alacaktım, gene unuttum. Toronto'ya selamlar Esra Ersin. Toronto'da çok güzel anılarımız var. Bizim orada arkadaşımız var, Nur. Niagara Şelalesi'ne bir daha gelmek, görmek isterim. Turizmden az önce haberlerde okudum. Bütün dünya bilmem ne kadar trilyon dolar zarar etmiş Covid-19 yüzünden. Yani geçmişte diyorum, iyi ki görmüşüm, gezmişim birçok yeri. Belki de bundan sonra hiç gidilmeyecek. Abdullah Çiftçi'yi takip ediyorum hem Twitter'da hem YouTube'da. Çok kıymetli bilgileri var gerçekten. Bizim üzerimizde oynanan öyle tuhaf oyunlar var ki insanlık üzerinde, sadece Türkler, Müslümanlar üzerinde değil. Bir şey var, yani bir grup var. Parayı Allah edinmiş bir grup. Onlar istedikleri gibi yönetmek istiyorlar. Şimdi ilk konu şuydu. Empati kurabilme. Aslında bugün onu işleyelim. Yarın genç kızlardaki tesettürle ilgili sıkıntıyı konuşmak istiyorum. Şimdi belki bilen var, bilmeyen var. Sosyal medyada aslında eskiden öyle çok da vakit harcayan, paylaşımlar yapan bir insan değildim. Vaktim de yoktu. Bilmiyordum da açıkçası. Gençler bizim gibilerine dinozor diyor. Haklılar. Gerçekten bilmiyordum yani. Telefon nasıl kullanılır, işte Instagram nasıl kullanılır. Millet o zaman söylüyordu, aman Instagram'a önem ver, gelecek burada vesaire diye. Bana çok zor geliyordu böyle şeyler. İş başa düşünce, hani televizyonda olmanıza birileri müsaade etmediğinde, belki de aslında hani yaşımın da ilerlediğini kabul etmem lazım. Artık 50'yi aşmış bir insan olarak televizyonlarda daha genç, işte daha aktif vesaire birilerini görmek istiyor olabilir insanlar. Ama bana uygulananın başka bir şey olduğunu ben biliyorum. Yani beni tanıyan yakınımdaki insanlar da biliyor. Benim yıllar önce tam, yani Efe'ye hamileydim. Düşünün, Efe artık 13 yaşında, 2007'li. 2006'da ayrıldım ben STB'den. 2006'da Efe'ye hamileyken ayrıldım. Ondan sonra da yine bunu defalarca hani konuştuk. Akit gazetesinde 15 Temmuz'dan çok önce Mehmet Özmen Bey benimle bir röportaj yaptı. Ben orada anlattım her şeyi. Yani devletle alakalı bir yamukları olduğunu hissetmedim, Allah şahidim. Bilseydim herkesten önce ben şikayet ederdim. Çünkü ben hani Allah'tan gayrı kimseden korkmayan bir insanım gerçekten. Ama hani kimse yok muyu ayrı tuttum.
televizyon ayrı, sanki o ayrı gibi algıladım. Sonra işte yapılan çalışmaları, okuldu, dershaneydi, kız yurduydu vesaire. Gerçekten canhıraş bir vaziyette hizmet ettiğimi düşündüm, zannettim insanlara. Akit gazetesindeki röportajı, İkbal Gülpınar Akit gazetesi röportajı diye yazarsanız görürsünüz, tarihinde görürsünüz. Yani benim asıl STV'den ayrılmama sebep orada televizyonda yaşadığım bir olaydı. Karadeniz'den gelen bir grup, işte Trakya'dan gelen bir gruba, genç kızlara yapılan bir yanlış davranıştı. Orada artık benim için ipler kopmuştu televizyon anlamında. Ama Kimse Yok Mu'dan ayrılışımın sebebi, programdan ayrılışımın sebebi ben değil, Hidayet Karaca'dır. O bana bir orada bir iftira attı. Bir günde, bir gecede mütevelli toplantısında bütün Türkiye'de beni düşman ilan ettirdi Hidayet Karaca. Şimdi hapiste, şükürler olsun. Rabbim tertemiz Allah rızası için koşturan kullarını her daim felaha eriştirsin. Ama bu insanları felakete sürükleyen, insanların aklıyla uğrayanları da Allah iki cihanda en ağır şekilde cezalandırsın inşallah. Nihayetinde uzatmayayım lafı. Kimse Yok Mu'dan Hidayet Karaca beni çıkarttırdı. Beni paraya tamah eden, paraya tapan bir insanmış gibi gösterdi. Ve bir gecenin içinde benim tüm Türkiye'deki NT diye kitap evleri vardı ya onların, kitaplarım hepsi toplandı ve yayın evine iade edildi. Yayın evi iflasın eşiğine geldi o dönemde. Hala da herhalde tam olarak toparlanabilmiş değil Haluk kardeş. Çok üzücü şeyler yaşattılar. Yani insanlar bir anda sizi gökyüzüne çıkarıyor, bir anda da düşürebiliyor poponuzun üstüne. İşte sığınılması, yardım istenilmesi gereken varlığın sadece Allah olduğunu unutuyoruz kimi zaman. Bir gruba dahil olmak istiyor birileri, bir futbol takımına dahil olmak istiyor. Hani onun grubunda atıyorum Fenerbahçeli, Galatasaraylı olmak, Trabzonsporlu olmak filan çok ekstra bir değer katıyormuş zannediyorlar kişiliklerine. Oysa hangi takımı tuttuğunuzun, hangi siyasi partiyi tuttuğunuz ya da hangi cemaate üye olduğunuzun bir önemi yok Allah'ın gözünde. Allah'ın gözündeki tek ölçülebilir değeriniz takvanız. Üstünlük sadece takvada. Hangi partinin, hangi işte ailenin, hangi bilmem neyin mensubu olduğunuzun hiçbir manası yok. Bunları bize unutturuyorlar, yani takvanın ne kadar önemli olduğunu. Sonrasında ben gene de televizyon programından beni ayırdılar ama televizyondan da ayrılmama rağmen Kimse Yok Mu gibi kuruluşlara yardım etmeye devam ettim. Vesile olmaya devam ettim. Ta ki burası bir ticarethane, İkbal Hanım bedava o fakir çocuğu okutamazsınız bu dershanede dedikleri ana kadar. Ben orada gerçekten bütün bağlarımı kopardım. Siz dedim kandırdınız mı bizi? Allah rızası için fakir ve zeki çocuklar için yapılmıyor muydu buralar? Madem öyle beni silin telefon listenizden. Bir daha beni hiçbir yardım için aramayın dedim. Ve benim ayrılışım oldu. Defalarca sonra yurt dışına çağırdılar. Defalarca organizasyonlara çağırdılar. Kusura bakmayın benim için siz bittiniz cevabını verdim. Ve bir daha da hiçbir organizasyonlarına katılmadım. Benim uyanışım böyle oldu. Yani devletle alakalı bir şeylerini görmedim. Parayı yardım için değil, kendi ticaretlerine alet etmek için insanlardan topladıklarına şahit olduğum için. Tabii ondan sonra ben inanılmaz bir savaşta kendimi okların atıldığı, bombaların atıldığı bir pozisyonda buldum. Bana Amerika'dan bir mesaj geldi. Seni bekleyen hazin sona hazır ol diye. Ben de dedim ki siz Allah mısınız ki benim sonumu biliyorsunuz. Ölmek benim için hiç önemli değil. Bir can borcum var Allah. O da bana ait değil zaten yani. Can benim değil ki. Beden benim değil ki. Sahip olduğumuzu zannettiğimiz hiçbir şey bize ait değil. Ben korkmuyorum dedim. İstediğinizi yapın. Bana bunu yazan adam Twitter'dan. Emniyete ben bunların hepsini bildirdim terörle mücadeleye. O zaman
Dedi ki hiçbir yerde iş bulamayacaksın. Ben dedim rızkla mı korkutuyorsunuz Allah aşkına dedim. Rızkı siz mi veriyorsunuz bana? Rızkı veren Allah-u Teala'dır. Ben kimseye eyvallah etmem dedim. Ne canımdan, hani canımı kaybetmekten korkarım, ne de rızkımı kaybetmekten korkarım. Çünkü canımın da rızkımın da sahibi, bana vereni Allah'tır. Yani imanınız olmasa gerçekten bazı şeyleri atlatmanıza imkan yok. Allah sadece kalbinize verdiği imanla, nasip ettiği imanla sizi ayakta tutuyor. O yüzden hani hangi okullarda okuduğunuzun, kaç sertifikanızın olduğunuzun, malınızın, mülkünüzün ne kadar olduğunun bir önemi yok. İnsan sadece her nefeste imanını tazelemeye gayret etmeli. Hep söylüyorum, Ra'd suresi 28. ayet ne diyor? Kalpler ancak Allah'ı anmakla mutmain olur, tatmin olur. Başka bir şeyde mutluluk yok. Biz mutluluğu da, başarıyı da hep başka yerlerde aradığımız için bu kadar kişi şu anda depresyon ilacı içiyor. Bu kadar kişi gerçekten terapi alıyor. Allah'la bağımızı güçlendireceğiz. Ki olanda bir hayır var. Vardır bunda bir hayır. Rabbim beni sabreden kullarından eyle. Kazanan kullarından eyle diye dua edeceğiz Allah'ın izniyle. Sonra bana bir post hazırladılar. Kırmızı başörtülü bir fotoğrafım. Üstünde de çok özür diliyorum. Başarılık şey başörtüsü OP'liğe mani değildir yazısı vardı üstünde. Açık açık yazmışlardı bu kelimeyi. Başörtüsü OP'liğe mani değildir. Altta benim fotoğrafım. Ve işte İkbal Gürpınar cariye olmak istiyor. Azlıkçı azdı vesaire gibi cümleler var. Bunların hepsinin fotoğrafları hangi hesaplar tarafından paylaşıldı, bende kayıtlı. Sacit Arslan bu postu yayarak bir magazinci olduğu için çok daha etkili oldu. Maalesef Oktay Usta'nın da sitesinde paylaşıldığını hatırlıyorum. Bir şey dolusu, hard disk dolusu neredeyse bu konuyla ilgili paylaşım var. Bir gecede 3 milyon paylaşım yapmışlar. Düşünebiliyor musunuz? 3 milyon. İlk çıkaran hesap Mersin'de MHP'nin içine sızmış olan bir FETÖ'cüydü. Bir sürü kişi bu iftirayı yaymaktan dolayı ceza aldı, şükürler olsun. Para cezası ayrıca çarptırıldı. Şimdi mesela önce davayı kazanıyorsunuz. Davayı kazandıktan sonra da maddi manevi tazminat davası açıyorsunuz. Kazanılmış davalarım var. Tazminat davaları var. Şükürler olsun benim böyle bir laf etmediğimi herkes bilir beni tanıyan. Ama bu sosyal medya nasıl bir şey biliyor musunuz? Sizin için atılan herhangi bir iftirayı istediğiniz kadar temizlemeye çalışın. Onu gördü hemen paylaş üstüne bastı. Facebook'ta bu çok daha kolay. Hani Instagram'da repost programı indirmek zorundasınız filan. Zaman harcamak zorundasınız. Ama Facebook ve Twitter'da bir gelen haberi zırt diye paylaşabiliyorsunuz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ya. Yani cehennem için, cehennemi kazanmak için başka bir günah aramamıza gerek yok. Duyduğumuzu emin olmadan yaymak bize yeterliymiş. Öyle söylüyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ne diyor? Bir fasık size haber getirirse onu araştırın diyor Yüce Rabbimiz. İnsanın içinde öyle tuhaf duygular var ki kendi çektiği sıkıntıyı bir başkası da çekince mutlu oluyor. Çok tuhaf değil mi? Eğer kendini terbiye edemediyse o nefs. Başkasının başına gelene seviniyor. Ne kadar şeytani, ne kadar hayvani bir durum bu. Yıllarca ben bu bana yapılan iftiralarla savaşmak zorunda kaldım. Tek başımaydım. AK Parti Sarıyer İlçe Yönetim Kurulu üyesiydim. Oradaki yöneticilerden yardım istedim. Bakın dedim, bana böyle bir taarruz başlatıldı. Bu bana değil, Sayın Cumhurbaşkanımıza yapılmış bir aslında savaş. Benle alakalı değil, itibarsızlaştırmak istiyor. Benim başörtüme yapılan, açılan bir savaş. O zaman
ilçe teşkilatındaki iki kızdan başka hiç kimse destek vermedi bana, biliyor musunuz? Ben yalvardım insanlara, lütfen bunun doğru olmadığını paylaşın. Paylaşan çok sadık seyircilerim oldu. Onlara teşekkür ediyorum. Ama onun dışında bütün acılarımı tek başıma yaşadım. Düşünsenize, başörtüsü OP'liye mani değildir diye bir başlık atılıyor ve altında sizin fotoğrafınız. Sizin iki tane erkek evladınız var. Sizin babanız var, sizin abiniz var. Sizin dayılarınız, amcalarınız, kuzenleriniz var. Benim bir kuzenimin çocuğu herkesin içindeyken bana bu atılan iftiralarla ilgili bir cümle etti. Hepimizin gözleri fal taşı gibi açıldı. Bakıcısı demek ki internette dolaşırken bu iftiraları görüyor ve laf ediyor. O çocuk da çocuktan al haberi. Ne olduğunu bilmiyor ya, konuşuyor. Yani o kadar acımasızca, o kadar şeytanca yapılmış bir şey ki bu sosyal medyada insanların birbirine istediğini sallaması. Tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımızın kızının başına böyle bir şey gelmesini istememiştim. Ama illa onun başına mı gelmesi gerekiyordu sosyal medyadaki düzenlemelerin yapılabilmesi için? Halktan da insanların başına bunlar geldiğinde, şikayetler edildiğinde, CİMER'e, aklımıza gelebilecek her yere. Yani dedim, bu bana yapılmış bir şey değil, Sayın Cumhurbaşkanımıza yapılmış bir şey. Lütfen destek olun. Hiç kimse destek olmadı. Olan her şeyde bir hayır var. Yani gerçekten üzüldüm ama bir yandan da sevindim. Neden? Çünkü böylesine bir olay yaşanmasaydı sosyal medyadaki düzenlemeler yapılmayacaktı. Yani bizim sesimiz duyulmuyordu. Ancak Hazreti Hamza'nın isminin verildiği bir bebek sayesinde bu iş olacakmış demek. Olan da hayır var. Fakat bu bize bir ders olsun. Sadece kendi başımıza geldiği zaman değil, başkalarının başına da kötü şeyler geldiği zaman duyarlı olmayı Rabbim bize idrak ettirmiş olsun inşallah. Çünkü sosyal medyada gördüğü şeyi insan beynine kazıyor. Onu doğru zannediyor cahil olan insanlar, araştırmadan bu doğru mu değil mi araştırmadan yayan insanlar onu doğru zannediyorlar. Şöyle ki benim yengem, dayımın eşinin kız kardeşi Almanya'da yaşıyor. Almanya'da onun arkadaşları benim hakkımda bu size bahsettiğim cariye olmak istiyor diye paylaşılan o iğrenç iftirayı konuşmuşlar ve bunun doğru olduğunu benim Süheyla ablamı inandırmaya çalışıyorlar. O diyor ki yok öyle bir şey, İkbal böyle bir şey. Yok yok, söylemiş. Peki o zaman ispatlayın, nerede söyledi? Ta Almanya'da benim hiç tanımadığım insanlar, beni hiç tanımayan insanlar benim bir şeyi ille söylediğimi ısrarla Süheyla ablaya kabul ettirmeye çalışıyor. İşin trajik komik durumuna bir bakın Allah aşkına. Çok hoş bir şey söyledi psikolog arkadaşım Şebnem Yılmaz. Bir şeyin olmadığını söylemediğinizi ispatlamaya çalışmak yerine onların sizi söylediğini, bu sözü söylediğinize ispat yoluna gidin. Bir şeyin, var olan bir şeyin yok olduğunu söylemeye çalışan insanlar var. Bir de yok olan bir şeyin var olduğunu söylemeye çalışan insanlar var. Tövbe haşa. Mesela Şebnem Hanım dedi ki Allah yok diyen kişilere, Allah'ın varlığını bize ispatlayın da inanalım diyen kişilere, siz Allah'ın yokluğunu ispatlayın demek lazım dedi. O kadar güzel bir cümle ki bu. Hiç benim aklıma gelmemişti. Hep biz kendi dediğimizin doğru olduğunu ispatlamayı hemen tercih ediyoruz değil mi? Hayır, senin madem böyle bir iddian var, yok olduğunu söylüyorsun, yok olduğunu bana ispatla. Bak şimdi şurada şu kadar farklı cinste çiçek. Melisan mis gibi kokuyor. Allah razı olsun. Fesleğen orada mis gibi kokuyor. Moru, siyahı, pembesi, yeşili, envai çeşit şey var. Şu ötüşen kuşlara bakın. Kaç bin çeşit kuş var. Kaç milyon çeşit böcek var.
Bizim gördüğümüz, görmediğimiz, denizin altında yaşayan planktonlar var. Tek hücreli canlılar var. Bizim kendi gözümüzle bakıp da göremediğimiz bakteriler, virüsler, aklınıza gelmedik şeyler. Bunların hepsi tesadüfen yaratılmış olabilir mi? Hadi bana Allah'ın, eğer yok diyorsam, yok olduğunu ispatla. Bir şey de yokken var olduğunu iddia ediyorsa, benim söylemediğim bir söz, söylenmiş gibi davranırken, hadi o zaman söylediğimi ispatla. İspatlayamadılar, takır takır ceza aldılar. Sacit Aslan ilk kazandığım davaydı. Yani zaten bu magazinciler gerçekten, Allah'ım farklı bir iş yapmayı nasip etsin magazincilere. Çünkü onlar için reyting önemlidir. Yani sadece reyting. Çok seyredilsinler, çok tıklansınlar, çok paylaşılsınlar. Daha çok para kazansın, maaşlarını garanti etsinler. Yani sizin çektiğiniz acılar, sizin evladınız ölmüş, babanız ölmüş, anneniz ölmüş, işte iftiraya uğramışsınız falan. Bunun duygu durumuyla ilgilenen yok ki. Bana sahte timsah gözyaşları akıtmasın kimse. Yani bir magazin programından beni aradılar. Benim evliliğimin noktalandığı zamanlarda açıklama yap dediler. Hayır dedim. Annem de tam yoğun bakımda. Ondan sonra kusura bakmayın dedim. Çünkü hani o anda ne kullanacaklarını bilemiyorsunuz. Benim ne işim var magazin programında? Hayır dedim, katılmayacağım. Ondan sonra annem de zaten rahatsız dedim. Şu anda hastanedeyiz. Yoğun bakımda annem. Ne yaptılar biliyor musunuz? Flaş, İkbal Gürpınar'ın annesi şu anda yoğun bakımda. Ona haber yaptılar, düşünebiliyor musunuz? Yani sizin acılarınızla hemdem olan, sizin acılarınızı anlayan kişiler değil bunlar. Rabbim herkese kendini aşmak, kendini geliştirmek. Acaba eşrefi mahlukat olarak doğdum. Nasıl eşrefi mahlukat olarak da ölmeyi becerebilirim? Son nefesime kadar Elif gibi düzgün yaşayabilirim. Kendimi nasıl geliştirebilirim? Daha ibadetime hangi ibadetleri katabilirim? Allah için acaba nasıl koşturabilirim derdinde olsun. Başkalarının hayatlarıyla ilgilenmesinler. Yıllardır biz hep kendi sosyal medyamız olsun, kendi yazılımlarımız olsun, ele güne bu işte affedersiniz İslam düşmanlarına, paraya tapanlara bırakmayalım meydana diye konuştuk. Benim YouTube kanalım hacklendi, düşünebiliyor musunuz? Yani 176 bin aboneli, o kadar emek verdiğim kanalı çaldılar ve çalınan kanalı birine satmışlar parayla. Mail adresini geri almayı becerdik. Mail adresindeki yazışmalardan bulduk. Ama YouTube bana kanalımı geri vermiyor. Ve avukatla yaptığım görüşmede avukat dedi ki, ah Ekbel Hanımcığım, sosyal medya hesapları kimlerin elinde bilmiyor musunuz? Onlar hiç Allah diyen insanların sesinin duyurulmasını isterler mi? Yani hiçbir şekilde geri vermiyorlar. Benim ben olduğumu ispatlayamıyorum, düşünebiliyor musunuz? Şimdi İkbal Gürpınar diye, bunu orada da paylaşacağım az sonra. Sadece İkbal Gürpınar, İkbal Gürpınar TV yazmayacaksınız, TV yazmayacaksınız. Orada çok sayıda aboneye ihtiyacım var. YouTube'a kendimi ispatlayabilmek için arkadaşlar. Eğer bu arada inşallah dediklerini yapar, kendi sosyal mecralarımızı kurabilirsek, bu din düşmanlarının, efendim kendileri gibi düşünmeyen insanları linç etmeye her zaman hazır olanların maşası pozisyonuna düşmemek için, onların sırtımızdan para kazanmasına engel olmak için gerçekten kendi platformlarımızı oluşturabilirsek ne ala. Ama değilse şu anda size ulaşacak başka bir imkanım yok benim. Yani bir televizyon programı, Çiftçi TV'de evet programım var ama o gübre firmamızın gerçekten tanıtımını yapmak için hani koşturduğum bir proje. Normalde bir kadın kuşağı programı sunmak isterdim açıkçası. Ama bu işte atılan iftiralar, yayılan paylaşımlar
yöneticilerin de kulağına gidiyor ve onlar da gerçekmiş gibi inanıyor. Mesela bir belediye, o belediyeye menajerim görüşmeye gidiyor pandemiden çok önce, İstanbul'da bir belediye. İnterneti açıyor, orada çıkan haberleri, o iftiraları, yalanları gösteriyor. Nasıl çağıralım şimdi İkbal Hanım'ı diyor. Veya yani düşünebiliyor musunuz, Diyanet Televizyonu'na ben bir kez bile herhangi bir programa konuk olarak çağrılmadım. Projeler sundum Diyanet TV'ye. Ve hakkımda çıkan dedikodular, iftiralar yüzünden onların beni programa çağırmadıklarını veya program yaptırtmadıklarını öğrendim. Diyanet TV'deki programcılardan birkaçı beni çağırmak istedi ama izin çıkmadığı için beni çağıramadıklarını itiraf ettiler. Düşünebiliyor musunuz? Ben de dedim ki, bir fasık size haber getirirse araştırma yapmadan ona inanmayın demiyor mu Yüce Allah? Bunu siz yapıyorsanız halka nasıl söyleyeceksiniz? Demem o ki, her şeyde bir hayır var. İnşallah. Tabii üzüldüm yani. Kesinlikle böyle bir şeyin yaşanmasını istemezdim Hamza Bebek'le alakalı. Ama eğer bu iyi bir şeye adım atmaya vesile olacaksa, Rabbim neylerse güzel eyler. Bu anlamda gerçekten adım atılacaksa, demek ki bu an bekleniyormuş. O iftirayı atan insanlar bilmeden bir hayra, o hakaretleri yapan, affedersiniz, Hamza kimden vesaire diye bir yazılar yazmışlar, düşünebiliyor musunuz? Ne kadar iğrenç. Allah onları kahru perişan eylesin. Ama belki de böyle bir açılma sebep olacak. O bebek bir hayra vesile olacak inşallah. Allah'a emanet olun. Gerçekler mutlaka teker teker çıkar bir gün ortaya. Sabredenlere müjdele demiyor mu Yüce Rabbimiz Kur'an'da? Yani biz bunu sosyal medyada yaşamış insanlarız. İftiraları, şunları, bunları, hakaretleri. Ama normal hayatta da bunlar yaşanıyor. Yuvalar yakılıyor. Çalıştığı yerde bir hanımefendiyle tanıştım. Patronu kadına, affedersiniz, hani yanaşmaya çalışıyor. Kadın hayır deyince kadına iftira atıp işten çıkarıyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani kendisi pislik herifin, hayır diyen kadının namusuna laf ediyor. Yani bu tip olaylar sadece sosyal medyada yaşanmıyor. O yüzden Allah rızası için, sadece sosyal medyada değil, hayatın içinden birileri size bir haber getirirse ona şunu sorun. Tam size böyle heyecanlı heyecanlı anlatacağız ama dur bir dakika. Bu anlattığın, anlatacağın şey iyi bir haber mi, kötü bir haber mi? Kötü bir haber. Peki bu anlatacağın şeyin bana faydası var mı? Hayır, yok. Bu anlatacağın şeyin %100 doğruluğundan emin misin? Hayır. O zaman benim vaktimi alma, kusura bakma diyeceksin. Yani yaymayacağız, tamam mı arkadaşlar? Söz vereceğiz birbirimize. Normal hayatta, hayatın içinde veya sosyal medyada %100 emin olmadığımız hiçbir haberi yaymayacağız. Çünkü böylelikle kendi cehennemimizi hazırlayacağız. Yani farkında değiliz eğer duyduğumuz her şeyi dedikodu olarak ağızla yayarsak, sosyal medyayla yayarsak. Ne diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Sana yapılmasını istemediğim bir davranışı başkasına yapma. Sen iftiraya uğramaya dayanabilir misin? Hoşuna gider mi? Sen hakaretler duymaya, namusuna laf edilmesine, çocuklarına hakaret edilmesine, rızkınla oynanmasına razı gelir misin? Gelmez. O zaman başkasına yapmayacaksın kardeşim. Evet, alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste. Şimdi buradan FETÖ'cüler Twitter'da bana çok saldırıyorlar. Diyorlar ki, neden hapisteki bebekler için, annelerinden ayrı kalan bebekler için laf etmiyorsun? Bakın, hiçbir çocuğun annesinden ayrı kalmasını istemem. Hangi içinde sevgi olan, iman olan bir insan bunu isteyebilir? Ama birilerinden emir alıp, bak hamile kalırsan seni hapse atmazlar dedikleri için gebe kaldıysan, bunun sonuçlarına da katlanmak zorundasın. Aklını kiraya verdiysen sen başkalarına, o çocuğun günahı şu anda çocuğu senden ayıran devlete değil, sana aittir ve sana bu emri verenlere aittir.
Şu anda hapiste yatan herkes suçlu mu? Hayır, değil. Bunu hepimiz biliyoruz. Veya itibarsızlaştırılan, işten çıkarılan, ondan sonra ilişkisi devletten kesilen, mağdur edilen insanların hepsi suçlu muydu? Hayır, değildi. Ama öyle pis bir sistem kurmuşlar ki bu FETÖ'cüler, hapse girdikleri vakit dışarıda kendilerine yardım etmeyenleri de FETÖ'cüymüş gibi gösterip itibarsızlaştırdılar. Kırıkkale'de bir öğretmen kadın kanser olup öldü üzüntüsünden hiçbir alakası olmadığı halde FETÖ'cü yaftası yediği için düşünebiliyor musunuz? Yani bu konuda devlet çok hassas olmalı. Gerçekten gerçek suçlular. En ağır, hani ne geliyorsa aklımıza en ağır şekilde cezalandırılmalı. Ama suçsuz olup da böyle hani iftirayla, ilk başlarda 15 Temmuz'da biliyorsunuz gerçekten suçlu mu değil mi demeden herkes o anda hani gemi su alıyordu. Geminin batmaması için devlet bir şeyler yapmalıydı, haklılar. Ama ondan sonra suçsuz olanların itibarlarını iade etmesi lazım devletin bir an önce. Bakın bu da çok önemli bir konu. Çünkü şu anda devletten yardım almayan, işsiz kalan, suçsuz olduğu halde FETÖ'cüymüş gibi muamele gören, damga yiyen bir sürü insan ve onların çocukları devlet düşmanı olarak şu anda hayat sürdürüyorlar. Neden? Her şeylerini kaybettiler. Bir an önce bir revize edilmesi lazım yaşananların. Yani suçsuz olduğu ispatlananlara artık itibarları iade edilmeli. Hapiste gerçekten elinde belge olmadan sırf onun bunun ihbarıyla içeri atılan insanlar da oldu. Maalesef hakimler, savcılardan da birçoğu onların tarafında olduğu için devlet düşmanı olsun diyerek suçsuz yere bazılarına cezalar da verildi. İnsanların adalete güvenleri sarsılsın, yok olsun diye düşünebiliyor musunuz? Birisi bana bu az önce söylediğim başörtüsü OP'liye mani değildir diye benim fotoğrafımı paylaştıkları şeyden dolayı davalar kazandım. Sonra Kırıkkale'de aynı hakaret, iftiradan dolayı dava açtığım bir kişiyi suçsuz ilan etti hakim. Hakimin gözünün içine baktım. Ne o dedi. Beğenmedin mi verdiğim kararı dedi bana hakim. Düşünebiliyor musunuz? Sayın hakim dedim. Bana OP demiş dedim. O dedi, OP dedi, çok önemli bir hakaret değil ki dedi. Ben de dedim ki sayın hakimim dedim, sizin eşinize birisi OP dediği zaman o zaman hakaret sayılmayacak öyle mi dedim. Adamın gözleri yerinden çıktı. Sen ne diyorsun dedi, şimdi de hapse atarım, saygısız, terbiyesiz dedi. O anda içimden şunu söylemek geçti. Siz ihtimaline bile katlanamıyorsunuz. Ben milyonlarca paylaşımda bunu yaşadım. Ama konuşsaydım, bunu söyleseydim hakim beni içeri atacaktı. Onun amacı buydu zaten. Sustum. Ama onu HSYK'ya şikayet ettim, hakime. Yani çok vicdansız insan var. Ama ben devletime güvenmeye devam edeceğim. Adalete güveneceğim. Allah'a güvendiğim için her şeyin gerçeği nasıl olsa ortaya çıkacaktır. Gün gelecek. İnşallah gerçekten temiz olanlar da kendini aklayacak, paklayacak. Önemli olan Allah'ın gözünde nasıl olduğumuz bir de arkadaşlar. Allah İkbal için ne diyor? Ayşe için, Fatma için, Ahmet, Mehmet için ne diyor? Önemli olan bu. Eğer herkes benim için iyi konuşuyor ama Allah benim ne olduğumu bilip de kötü olduğumu, Allah muhafaza, biliyorsa, bu işte bu kul beş para etmez bir kul diyorsa, milyonlarca insanın beni taltif etmesi, sevmesinin hiçbir önemi yok ki. Ama Allah diyorsa ki ben bu kulumdan razıyım, bu kulum dost doğru yolda gidiyor, milyonlarca insan hakkımda kötü şey söylesin, iftiralar atsın, ne manası var? İyi ki imanımız var. İyi ki Müslümanız, elhamdülillah ki dayanabiliyoruz. Bir musibet bin nasihattan iyidir demiş ya büyüklerimiz. Bazen güçlü birinin uğradığı bir musibet bizim gibi sıradan insanların inşallah kurtuluşuna vesile olur. Allah razı olsun hepinizden. Kendinize, OP'lik ne demek ki? İkinci harfi R, üçüncü harfi O, sonra P, sonra da U.
Bir hanımefendi ne kadar temiz bir kadın ki bilmiyor o peyliğin ne olduğunu canım benim. Allah'ım hep böyle temiz kılsın sizi. Allah'a emanet olun. İnşallah ama sizden ricam, rica ediyorum. İkbal Gürpınar TV hacklendi YouTube kanalım. İkbal Gürpınar bu Instagram'da yukarıda profilde göreceksiniz bu videoyu. Orada da yayınlayacağım inşallah. Lütfen o yeni kanala abone olun. Bunların oyunlarını ters çevirelim inşallah.